Bisikletli Gazete Söyleşilerinden herkese merhaba. Konuğumuz Revşan Yağmur Çelik. Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi komşudan yemek pişince, yemek verdiğimizde tabak boş geri gelmez ya. Tabak dolu bir şekilde geri geliyor ve birbirimizle böyle paslaşmış olduk. Evet, Karşılıklı güzel oldu. kitaplarımız hakkında ve yaptığımız çalışmalar hakkında sohbet ediyoruz. Şimdi de sıra senin kitabında. Teşekkür ederim. Geleceğin distopyası, dijital çağın görünmeyen yüzü kitabın üzerine konuşacağız. Ama benim bununla ilgili bu arada kitabı okumamış olmama rağmen birçok sorun var. Tam böyle Türkiye'li gibi oldu ama kusura bakma. Yok, estağfurullah. Önce seni tanıyarak başlayalım. Tabii ben gazetecilik mezunuyum. Daha sonra da ya iletişim serüvenim benim liseden başlıyor. İlk senaryomu lisede yazıp filmleştirmiştim. Ya bu alanın içindeydim o süreçten bugüne. Yüksek lisansında iletişim bilimleri üzerine uzmanlık alanım ve yoğunlaştığım nokta dijital medya, yeni medya teknolojileri. 2018 yılında serüvenim İngiltere'ye evrildi. Bu süreçte yüksek lisansım da devam ediyordu. Black Mirror'la da organik bir bağ kurdum bu arada. Çünkü Birazdan tezim de soracağız. devam ediyordu. Tezim de devam ediyordu. Ve İngiltere'de yazdım tezi. İngiltere'ye öğrenci olarak gidenlerdeyim. Daha sonra da girişimci vizesine başvurdum. Bir startup'ım var. Ankara Anlaşması olarak bilinen o vize türündeyim. Startup'ım üzerinden İngiltere'de kontraktör olarak çalıştım ve onun üzerinden projeler geliştiriyorum. Öğrencilikten sürecim oraya evrildi. Bu sürede de işte tez çalışmamı devam ettirdim. Bağımsız akademik iletişim çalışmalarıma da devam ediyorum. Sürecim, bakalım ilerleyen süreçte de yine akademik çalışmalarıma doktorayla devam edeceğim. Bu şekilde iş hayatı ve yani pratik ve teoriyi bir arada yürütmeye çalışıyorum iletişim alanında bu şekilde. Bravo. Genelde Ankara Anlaşması emekçilerinin ilk yılları çok zorlu geçer ama sen bu arada eğitimine de devam etmeyi sağlamışsın. Bu anlamda güzel bir iş yapıyorsun. Bravo. Teşekkür ederim. Aynı zamanda bağımsız gazeteciliğe de devam ediyorum. Yolda TV isminde mecralarım var. Onunla da bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Göçmenlik hedeflerimi aslında benim biraz daha o doğrultuda gitmemi perçinleyen bir süreç. Ama ben de bir göçmen oldum. Ama göçmenlik sana olumlu anlamda yaramış gibi görünüyor. Evet, çok çok yani hayatımda çok olumlu etkiler yarattı. İyi ki yapmışım diyorum. Çünkü turist olarak Avrupa'da bulunmakla, gezmekle bulundum. Ondan önce işte 16 ülke gezmiştim. Ama göçmen olmak çok farklı ve gerçekten İngiltere, yani Londra özellikle, ilk küçük bir şehirdeydim, Bournemouth'taydım. Daha sonra Londra'ya geçtim. Londra iş anlamında, network anlamında, ben Türkiye'de de çalışıyordum ama yeteneklerimin bu kadar farkında değildim. Londra'da gerçekten yeteneklerimi fark ettim. Bireysel varoluş sürecimde dedim ki ya gerçekten potansiyelinin farkına vardım gibi diyebilirim. O anlamda Londra'nın katkılarını gerçekten yaşıyorum. Hala yaşamaya devam ediyorum ve girişimci ruhu çok perçinliyor. Yani bugün gerçekten İngiltere'de bu vize türü çok girişimciliği çok artıran bir vize türü. Yani bugün Türkiye'de şirket açmak istediğimizde prosedürler çok çok daha uzun ama Londra'da birinci dünya ülkesinde, gelişmiş bir ülkede gerçekten iş kurmak, startup kurmak çok avantajlı. Ben onun güzelliklerini yaşadım tabii ki de. Zorlukları da illaki yaşadım ama güzellikleri ve hayatıma 20'li yaşlarda olumlu bir katkı sürdüğünü düşünüyorum. Bu kitap da Londra'da yazıldı. Yani kitabın aslında o teknoloji Black Mirror organik bir bağda oluşturdu diyebilirim. Şimdi o zaman yavaş yavaş kitaba gelelim. Madem kitaptan Tabii. söz açtım. Bir kere benim açımdan kitabın başlığı çok ilgi çekici, çok çarpıcı ve günümüz dünyasını, hatta belki birazdan ona da geleceğiz, salgınla beraber de değişen günümüz dünyasını yansıtıyor gibime geldi. Geleceğin dünyası, dijital çağın görünmeyen yüzü. Şimdi böyle bir kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Öncelikle oradan başlayalım. Ondan sonra kitabın içeriğine doğru gelelim.
Tabii ben 2014 mezunuyum lisansta. 2013 yılında Black Mirror dizisiyle tanışmıştım. Derste dinlemiştim bunu. Ve çok dikkatimi çekmişti dizi. Sonra izlemeye devam ettim. 2014 yılında tabii işte mezuniyet kaygısı var. Ne yapacağız? Gazetecilik neye evrilecek? Nasıl bir yol çizmeliyim? İşte sadece akademik olarak da ilerlemek istemiyorum. İş hayatını bilmek istiyorum. Sonra işte araştırdığımda geleceğin meslekleri arasında internet gazeteciliği çıktı. Daha sonra ben mesleki olarak bu şekilde ilerledim. İşte haber sitesinde çalıştım, sosyal medya departmanında çalıştım vesaire. Süreç böyle ilerledi. Sonra yüksek lisansa başladım. Dedim ki benim kesinlikle yeni medya teknolojileri alanında bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve işte her okuduğum şeyde dijital evrilmeden, işte mobil reklamcılığın daha da artacağından vesaire bahsediliyordu. O yüzden dedim ki ben Black Mirror'ı çok seviyorum. İş hayatında bu alanda deneyim ve gözlemlerim var, çalışıyorum. İşte yeni medya teknolojileri alanında bir üretim yapmak istiyorum. O yüzden de dedim ki Black Mirror çalışmalıyım ve gelecekte bizi neler bekliyor bu dizi üzerinden yapmalıyım. Çünkü Black Mirror dizisi izlediğimizde bize şunu söylüyor. İnsan ve psikolojisinin teknolojiyle birleştiğinde doğacak sonuçları bize gösteriyor. O yüzden ilgimi çektiği için de ilgi duyduğum ve hayatımın içinde olan bir konuyu araştırmak istedim. Yani kitabını bir Black Mirror dizisini baz alan bir tez gibi mi tasarladın? Onu mu inceledin? Diziyi mi inceledin? Yoksa diziden yola çıkarak geleceğin distopyasına ilişkin kendi öngörülerini mi yazdın? Şöyle, dizinin Black Mirror ölçeğinde aslında modern dünya uygar insanın teknolojiyle birleştiğinde ne gibi sonuçlar çıkaracağını ve gelecekte bizi nasıl bir dünya beklediğini öngörmek istedim. Çünkü 2000'de biliyorsunuz 2000 yılında telefon kablosuyla biz internete bağlanıyorduk. Şimdi ise hiç buna gerek yok. Telefonlarımızı bile Wi-Fi yapabilip personal hotspot yapabilip bağlanabiliyoruz. Bugünlere evrildik. O yüzden Black Mirror temel alıp modern dünya insanı üzerinden teknolojiyle buluştuğunda neler ortaya çıkabileceğini araştırarak öngörülerde ve sonuçlarda bulundum. Bu arada ben diziyi de izlemedim. Son derece Öyle mi? cahilane bir moderatörlük yürütüyorum şu anda. Ama bu Estağfurullah. İzlemelisin. distopya konusunda söyleyeceklerim olacak. Peki Hı diziyi hı. izlemeyenler için bu dizi sana ne hissettiriyor? Yani diziyi biraz böyle açıklayabilir misin, anlatabilir misin bize? Tabii. Ben dizinin 3 bölümünü ele aldım. Bir de burada şeyi de bahsetmek istiyorum. Ünlü sinemacı Tarkovski hep der, çok güzel bir sözü vardır. Der ki sinema izleyenler sinema dünyayı değiştirmez ama sinemayı izleyenler dünyayı değiştirir der. Bu çok güzel bir tohum gibi geliyor benim kulağıma. Aslında buradan yola çıkarak bu dizi bize diyor ki 3 bölümü inceledim. The Entire History of You, Bir Right Back ve Nosedive bölümlerini inceledim. Ama her bölüm başlı başına farklı bir teknoloji ve sosyal toplumsal olayı aktarıyor bize. Ve her bölümde de farklı bir şey yorumlanıyor. Temel noktası insan psikolojisi ve teknolojiyle birleştiğinde ne gibi sonuçlar doğuracağını. Burada aydınlanma çağına gidersek, yani toplumların aslında oluşumuna baktığımız zaman aydınlanma çağına gitmemiz gerekiyor. Aydınlanma çağı bize der ki biz der size ütopyaları getireceğiz. Ancak ben de bunu soruyorum. Teknolojiyle birleştiğinde bu Baudrillard çalışmamı temel aldığım kuramcı Baudrillard. Baudrillard'ın simülasyon Simülasyon kuramı kuralım. var. Baudrillard der ki modern dünya bir simülasyon evrenidir. Ve bu simülasyon her evreninde gerçek ve hakikat farklıdır. Simülasyon evreni koca bir gerçeklik inşa eder der. Bu dizi de aslında bunların hepsinin somutlaştırılmışı. Yani dizi aslında diyor ki uygar insan teknolojiyle birleştiğinde gösterir. Mesela Bir Right Back Nosedive bölümünde işte telefon elinde düşmüyor. Sosyal medyada kendini göstermek istiyor. Puanlama sistemi var. Kendini var ettiği kişilikle. Bunu da şey soruyoruz. Uygar insan bu simülasyon evreninde
inşa edilmiş uygar insan, tırnak içindeki uygar insan teknolojiyle birleştiğinde nasıl bir distopyaya ilerleyecek? Yani Black Mirror'ın ilk başlangıcında bir cam ekran vardır ve o cam ekranı ben cesur yeni dünyanın kapılarını araladığını düşünüyorum. Çünkü biz artık bu COVID, ben bunu 2019 yılında ya, 2018 ve 2019 yılları daha arasında... COVID yoktu. Evet, daha yoktu. Çok burada ya beni çok heyecanlandıran ve gerçekten başka çalışmalar için de motive eden bir unsur var. Nose Dive bölümünü çözümlerken Çin hükümetinin 2020 yılında puanlama sistemine, dijital vatandaşlık sistemine geçeceğini bu literatür taramasında bulmuştum. Ve 2020 yılında COVID-19 sonrası hepimiz artık birer dijital vatandaş olduk ve bu sürece evrildik. Dizi de aslında bunların hepsini somutlaştıran bir süreç. Geldiğimiz noktada, evrildiğimiz noktada bugün insanlar kendilerini var etmelerini nereden sağlıyorlar? Sosyal medya aygıtlarında. Yani insanlar modern dünyada insanlar kendilerini gösterdiği, gösteri toplumunda var ettiği müddetçe var kılabiliyorlar. Peki o zaman aydınlanma çağı bizi işte bu teknolojiler şu an Endüstri 4.0 çağındayız. Ütopyalar mı yoksa bu teknolojik aygıtlar bizi distopyalara doğru mu götürüyor? Nasıl bir evrenin içindeyiz? Aslında kitabın distopya olarak yazmam da bu nedenle. Aslında kendi hayatım için de ironik bir durum. Çünkü işte dijital marketing işi işleriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda ben de kendim bu işlerin içindeyim. Ama bir anlamda da aslında bunun eleştiren noktasındayım. Ütopya ve distopyanın ironik durumu. İşte yine o arada kalma mevzusuna da geliyoruz. Dizinin ben çok önemli bir dizi olduğunu düşünüyorum. Ama bu diziyi çok, yani akademik literatürde çok araştırma var. Çok fazla seminerler düzenliyorum. Londra'da çok fazla, İrlanda'da özellikle çok fazla seminerler oldu. Ama bunun özelliğini Baudrillard'ın simülasyon evreniyle daha anlamlı kılıldığını düşünüyorum. Çünkü ben bu dizilere ilk başta Foucault'un bakış açısıyla bakmıştım. Ancak simülasyon evreniyle baktıktan sonra tez danışmanım aracılığıyla doçent doktor Meral Özçınar bununla bakmamı önermişti. Baktıktan sonra daha farklı bir bakış açısıyla baktım ve daha anlamlı kılındı. Bana sen konuşurken biraz aklıma böyle yüzlerce şey geldi bu arada. Hepsini söyleyip senin vaktini çalmayacağım ama ilk aklıma gelenlerden bir tanesi sanırım 98 yapımıydı. Truman Show geldi. O yani aslında o simülasyonun şu anda belki de hepimizin hayatları birer Truman Show'a da dönüşmüş durumda. O dijital kimliklerimizde birden fazla hepimizin kimliği var ve o kimlikler aleminde biz olmak istediğimiz ben olarak arz endam ediyoruz. Ve bu da biraz şizoid bir durum. Yani farklı kişiliklere bölünmüş durumdayız. Her birinde farklı şekillerde arz endam ederken bir takım çatışmalar da yaşıyoruz. Çünkü burada gerçeklikle, gerçek gerçeklik ve sözünü ettiğimiz o simülasyon arasında bir çatışma durumu da ortaya çıkıyor. Bu arada gerçek nedir sorusu da bir bakıma ortaya çıkıyor. Benim aklıma şey de geldi bunları konuşurken. İşte modernleşmeden, aydınlanmadan, aydınlanma felsefesinin işte ardından işte modernleşme çağı, akıl çağı diye başlamıştı. Hatta Kant'ın aklını kullanma cesaretini göster ifadesiyle karşılığını bulan dönem. Fakat makineleşmeyle birlikte hatırlarsan işte İtalya'da Dadaistler falan ortaya çıkmıştı. Bu makineleşmenin arızaları üzerine kafa yoran insanlar. Hatta Nazım'ın makineleşmek istiyorum diye bir şiiri var. İşte Rum Tiktak diye böyle melodik olarak söyleniyor o şiir. Yani modern, hatta Marx'ın mesela ilk kafayı taktığı şeylerden bir tanesi yabancılaşma kavramı. İnsanın üretim sürecinde ürettiği şeye yabancılaşması. Evet. Sonra kendine yabancılaşması. Sonra doğaya ve topluma yabancılaşması. Peki şimdi senin bu distopya, yani distopya, ütopyanın olumsuzu hepimizin bildiği gibi. Bu pandemi süreciyle, salgın süreciyle birlikte bu distopyatik dünya nasıl bir dönüşüme uğradı? Biraz daha açar mısın bunu? Tabii. Yani aslında bunların hepsinin
içindeydik ama bu daha pratik hale geldi. Artık daha güvenli cam mekanlara kendimizi sıkıştırdık. Şu anda mesela ikili bir görüşme yapıyoruz. Belki yan yana olsaydık derdik ki işte Covid süreci acaba bulaşır mı, bir şey olur mu vesaire gibi kaygılanabilirdik işte. Şu an mesela güvenli camlar ardındayız ve maskelerimiz yok. Maskelere ihtiyaç duymuyoruz. Yani artık yaşam pratiklerimiz değişti. Bugün Wi-Fi'ımız gittiğinde Maslow'un o bize sunduğu hiyerarşik sistemimiz değişti aslında. Yani bugün Wi-Fi'ımız bizim için çok önemli. İşte şu görüşmemizi biz bilgisayar ekranı aracılığıyla yapıyoruz. Ya bugün teknoloji devleri 2025 yılında siyasi liderlerden daha güçlü olacağı söyleniyor. Bugün işte e-ticaretin daha arttığını istatistikler verilerden görebiliyoruz COVID süreciyle. Yani COVID aslında bu dijital dünyanın bize gerçekten hızlandırdığı süreci. Ya eskiden insanlara dijitali anlatamazdık. Mesela işte şey yapalım, sosyal medyada bilinirliğinizi artıralım, marka imajı yaratmanız için sosyal medyada var olmanız lazım derdik. İnanmazlardı. Bunlara para harcamak istemezlerdi. Ama COVID süreci sonrası artık diyorlar ki ya ben gerçekten e-ticaret sitesi yaptırmam gerekiyormuş. Sosyal medyada var olmam gerekiyormuş. Aslında ya distopya eleştirel bir bakış açısıyla baktığı için distopya. Ama bu teknolojinin içindeki farkındalıklara varamazsak insanlar gerçekten öz benlikleriyle çatışacaklar ve bu distopik durumun kendileri içinde olacaklar. Yani bugün telefon elinden düşmeyen çocuklar var. Anne babalar çocuklarını ne yapıyorlar? Pratikten örnek vermek gerekirse ağlamasınlar diye Tableti telefonları eline veriyorlar, tablet veriyorlar. Bugün biliyorsun gelişmiş ülkelerde çocuklar kod öğreniyorlar vesaire. Bir sürü projeler geliştiriyorlar teknoloji adına. Ama buna yönlenirse çocuklar çok avantajlı teknoloji. Ama diğer türlüsü olursa bu gerçekten bu durumun distopyası olacak. Zeka gerilemesine neden olduğu bilimsel araştırmalarda söyleniyor ve tespit ediliyor. IQ aklıma hemen seviyesinde gerilik. 2008 yapımı İdiokrasi filmi geldi. İzlemişsindir muhakkak. Şu Yan gibi. geleceğin dünyasında uyanan, 500 sene sonrasında uyanan iki ortalama zekalı insanın genius yani pozisyonunda olmaları gibi. Evet, böyle bir arızası Evet, olabilir. Başka neler olabilir? kesinlikle. Ki dikkat eksikliği. Yani bugün insanlar kitap ya bu kağıt çok önemli bir şey ve bu kağıda dokunarak okumak çok farklı. Tabii ki de kuşaklar arası farklılıklar var. X, Y, Z kuşağı. Z kuşağı zaten 2000 sonrası bunun içine doğmuş bir kuşak. Ancak bunları ve bu nedenle dijital okuryazarlığın, medya okuryazarlığın bu eğitimcilerin artması gerekiyor. Zorunlu ders edilmesi gerekiyor. Yani az medya, öz medya kavramının oturtulması lazım. Yani iletişim ve hizmet teknolojileri modern dünyayı oluşturan iki sistem. Bu iki sistem şu an evrildi. Şu an iletişim daha evrilecek. Yani bugün 10 yıl sonra belki çok farklı teknolojiler kullanacağız. Biliyorsunuz Bitcoin teknolojileri var. İşte sanal paralar. Eskiden nasılmış? İnsanlar PTT önünde, Türkiye ölçeğinde sırada beklerlermiş. İşte para almak için vesaire gibi ama sonra ne oldu? Kredi kartları. Şimdi ne var? İşte okutuyorsun sadece. Telefonumla ben cüzdan taşımadan telefonumla her türlü alışverişimi yapabiliyorum okutarak. İleride ne olacak? Daha farklı bir sistem gelecek. Kripto paralardan bahsediliyor. Bu nedenle medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık çok önemli. Ancak diğer açıdan baktığımızda ise dijital savaşlar dönemi başlayacak. Yani bugün bizim İnternetimiz çekildiği an biz Yok var olacağız. olamayacağız ve üçüncü dünya ülkeleri bu açıdan çok daha Dezavantaj. dezavantajlı. Bugün kuramı İngiltere yazmış teoriyi, Amerika uygulamış. İnternet buluşu da yine aynı bu şekilde zaten evrim süreci. Bugün Huawei baskılarını görüyoruz. Yani bugün araştırmanın ve kitabın içindeki konulardan da bu da Çin uygulamaları artış gösteriyor. Ve işte Orta Asya toplulukları daha totaliter bir rejimde WhatsApp kullanılmıyor, kendi uygulamalarını geçiriyor. Ve bunların hepsinde gizli olan şey Big Data. Bugün Brexit'te Facebook'un rolü olduğu
Tabii. biliniyor ve araştırmalar Akıllı yine var. algoritmalar yoluyla manipüle ettiğimiz Evet, varsayılıyor. kesinlikle. Bunlar bilinen örnekler ve bu algoritmalara sahip olup buna bağlı reklamlar çıkılıyor ve insan algısı yönetiliyor. Bu nedenle distopik bir durumun içine doğru evriliyoruz. Peki Yağmur, Ama tabii. kusura bakma kestim. Güzel Yok, anlatıyorsun ama benim de estağfurullah. kafamda sorular var. Tabii. Peki bu dijital dönüşüm, değişim aslında bir siyaset bilimci gözüyle sorayım. Bu distopya bir totaliter bir yani dijital anlamda yurttaşların kontrol edildiği bir nevi yeni bir 1984'e doğru evrilebilir mi? Çünkü bu dijital aygıtların yazılım yani o bilgiyi elinde bulunduran iktidarı da elinde bulunduracak ve çeşitli o Facebook örneğinde olduğu gibi çeşitli manipülasyonlar yapabilecek. Veya en azından bizim dijital parmak izlerimiz, ayak izlerimiz her attığımız adımda ortaya çıkacak ve bir kuşatılmışlık ve bir takip edilmişlik içerisinde bulacağız kendimizi. Yani bu distopya önümüzdeki dönemde bir dijital totaliterliğe doğru siyasal anlamda evrilebilir mi? Şöyle, ben tabii ki de okuduğum önemli işte iletişim ve sosyoloji alanında çalışan araştırmacılardan yorumladıklarımı ben de aktarıyorum. İşte mesela Bauman ve Chomsky diyor ki bu kesinlikle totaliter bir rejim olacak ve biz buna doğru evriliyoruz diyorlar. Ben de tabii ki de şöyle bunları analiz edip ve yorumladığımda kesinlikle totaliter rejimlerin artacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Ve biz gelişmekte olan bir ülke olarak, ki ben gelişmiş bir ülkede yaşayıp ve işte gelişmiş ülkeleri gezmiş biri olarak Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu inanmıyorum. Gelişmekte olan ülke için bile bence daha yolumuz var. Çünkü biz bilim üretmiyoruz, teknoloji üretmiyoruz. O yüzden bizim gibi toplumlar bu açıdan daha dezavantajlı. Totaliter rejimleri bizim üzerimizde, bizim gibi toplumların üzerinde gelişmiş ülkeler yapacak. Yani İngiltere yapacak, Amerika yapacak, artık ne dersek. Yani Ancak yeni bir sömürü biçimi ortaya çıkacak diyorsun. kesinlikle öyle. Çok doğru bir söylem bence de. Yeni bir sömürü sistemi. Çünkü artık bizim işte çektiklerinde, çünkü biz interneti biz kendimiz almıyoruz. Bizim bu şekilde, yani big data olaylarıyla bilgilerimiz alınacak. Biz zaten bunlara, yani mesela WhatsApp, Signal, Telegram çok fazla konuşuldu. Hatta biliyorsun işte bizim İngiltere gruplarında da çok konuştular. Yani Çıkıldı çok böyle bazen artık şey oldum yani. Ya biz zaten bunları izin veriyoruz. Yani oradaki İngilizce de zaten bize diyor ki bunların hepsini sen onaylıyorsun. Bugün eğer bunlardan uzak kalmak istiyorsak akıllı telefon kullanacağız. Ve artık öyle bir dünyadayız ki bugün ne olacak? Aşı olmadan bile seyahat edemeyeceğiz. Yani o telegramı. aşıyla ilgili bile bir sürü komple teorisi çıktı. Ama bizler bir şekilde sistemlere bağlı insanlarız. Yani sistemin dışında yaşayamıyoruz. Yani yaşayabiliriz ama doğanın içinde var olmamız lazım. Yani doğanın içinde kendimiz üretmeli, kendimize yeni bir dünya kurmamız lazım. Ama totaliter rejimlerin önemli bilim insanları da bunu savunuyor. İletişim ve sosyoloji alanında çalışan işte Chomsky, Bauman. Mesela Bauman Akışkan Modernite kitabında ve Tabii. Akışkan Aşk kitabında diyor ki, yani zaten onlar ne demiş? Havaalanlarına girdiğimizde hepsine biz zaten gözetleniyorduk. İşte panoptikon kavramı var. İşte bu Fuko'dan yine gelen. neye gir... Evet, Foucault'dan gelen. Biz bir simülasyon evrenindeyiz, Baudrillard'ın dediği gibi. Bu teknolojiyle de başka şeylere evrileceğiz. Bugün televizyon da eskiden öldüren eğlence. Bugün ne? İşte sosyal medya aygıtları. Ama totaliterlik, daha aslında görünmeyen büyük bir totaliterlik var. Çünkü tüm bilgilerimiz alınıyor. Yani hepimiz aslında, mesela bu incelediğim bölümlerden biri bir Writeback. Orada algoritmatik insan yapılıyor. Ve bu algoritmatik insan bizden yaratılabilir. Bugün Facebook benim neyi sevdiğimi biliyor. Nasıl bir insan olduğumu biliyor. Hangi Fotoğraflarımı biliyor, hangi sitelere sitelere girdiğimi biliyor. O yüzden yani hepimiz artık bu algoritmaların içinde olan sentetik insanlarız diyebiliriz. girdiğimi biliyor? Peki, şimdi Bauman'dan örnek verdin. Bauman'ın güzel bir tanımı var. Ben onu yani tanımın kendisi güzel, içeriği tabii
çağrışımı kötü de, bazı yurttaşlar için Bauman kusurlu tüketici diyor. Kusurlu tüketici ifadesini de şunun için kullanıyor. Artık hiçbir geliri olmayan, yani güvencesizler kategorisinde, artık işçi sınıfının bile altında bir kategori bu. Şimdi bu yeni dijital çağda, yeni distopyada ya da yeni yeni çağda diyelim, üretim ilişkileri nasıl değişecek? Çünkü işte salgın da bize gösterdi, artık fiziksel üretimin yerini, yani insanlar home office çalışmaya başladı. Tabii ki fiziksel üretim devam ediyor bir taraftan, onun kendi karakteri, doğası gereğince. Sen de söyledin, hepimizin kendimize bir takım dijital yetiler kazandırmamız lazım ki bu dünyada survival olalım, ayakta kalabilelim. Kesinlikle. Kendimizi uyarlayabilelim. Ama toplumun geneli için düşündüğümüzde, üretim ilişkileri bakımından nasıl bir değişiklik yaratacak? Yani bunu ayak uyduramayacak, bunu yapamayacak milyonlarca insan var. Bu insanlar nasıl geçinecekler? Sınıf yapısı nasıl değişecek? Bu konuda bir düşüncen, fikrin var mı? Evet. Zaten o üretim biçimleriyle ve entegre sürecinde, örneğin işte 2025 yılında internet gazeteciliği ve dijital alana uyum sağlamayan iletişim fakültesi öğrencilerinin iş bulma olasılığı çok düşük seviyede. Üretim biçimleri de keza öyle değişiyor. Bugün işte İngiltere'de mesela süpermarketlerde dijitale entegre nedeniyle birçok işte kasiyer vesaire işten çıkarılıyor ve bu konuda kaygılı olan insanları da dinlemiştim. Çünkü işte orada bizim gibi işte üniversite okumak zorunda değiller. İşte gidip bir ay markette çalışıp sonra işte dünya turu yapıyorlar. Ama diyor ki ben artık bunu yapamayacağım. Çünkü kasiyer olarak iş bulamayacağım. Diyor. Minimum peki maaşla bizim bile para iş bulamayacağım diyor. İş bulamayacağım diyor. Peki bizim buradaki biz nasıl olacağız? Ya yani üretim biçimleri ciddi anlamda sınıfsal farklılıklar var. Yani bugün biz diyoruz ki işte Türkiye çok pahalı. İşte sınıf farkı kalmadı. Aslında bu sınıfsal farklılık dünyasal olarak, yani bildiğimiz dünyanın sonu diye bir kitap var. Orada diyor ki 21. yüzyılda kapitalizmin sonunu göreceğiz. Yani yaratıcı bir yıkım söz konusu. Bu nedenle de gerçekten herkes dijitale ayak uydurabilecek mi? Ya da ya birçok soru işareti var. Peki biz bu dijitale ayak uydururken insanların bunu karşılama gücü olacak mı? Bugün uygulamalar da ücretlendirecek. Bugün Zoom'da profesyonele geçmek istediğinde sana işte eğer 20 dakikadan fazla konuş sana ücretlendirme sunuyor, 40 dakikadan fazla sunarsan. Bunlar karşılığında bireyler ne yapacak? Peki okullar bunu karşılayabilecek mi? Bugün bunu en bariz COVID nedeni sürecinde gördük. Bugün durumu iyi, sınıfsal olarak iyi durumda olan çocuklar eğitim alma hakkına sahip olabildi. İnsanlar evlerinde özel ders aldırdılar çocuklarına. Ama teknolojiye ulaşamayanlar ne olacak? Bu üretim biçimine sahip olmayan öğretmenler de var. Hepsine onlar ne olacak? Şöyle Ya ben düşündüğümde, sınıfsal farkın çok daha derinleşeceğini düşünüyorum. Oradan da aklıma şey geliyor. Negri'nin duyuru kitabı geliyor. Negri duyuru kitabında küçücük bir, yani kısacık bir kitaptır. Bu bir manifesto değildir diye başlayıp orada da dijital çağda yeni bir direniş örgütlemenin gerektiğinden bahsediyor. Hani belki toplum yararına çalışan hackerları falan burada aklımıza getirebiliriz. Veya bir network Red Hat grubu yani, mesela. Network kurmayı, yani direniş network'ü oluşturmayı bütün bu totaliter işlere karşı. Benim aklıma gelen soru şu. Kapitalist bir sistemdeysek, üretim ilişkileri, bütün üretim biçimi kapitalist sistem üzerinden dönüyorsa, örneğin akıllı zeka bütün üretimi, tarımsal üretimi, sanayi üretimi, her şeyi, hizmet sektörünü gerçekleştirecek olsa bile, peki insanlar nasıl geçinecek? Yani insanların hayatı belki kolaylaşacak ama kapitalist sistemde sanki bu sorunun cevabı bana göre yok gibi. Bilmiyorum, sana göre var mı? Ya ben şunu düşünüyorum. Şu anlamda ya tabii ki de hiçbir zaman yani bir iyimser bir tablo yok tabii ki de. Ancak umutlu ve kendi alternatiflerimizi çoğaltacak bir perspektife sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu durumun içinde insana kendi alternatiflerini çoğaltmalılar, var kılmaları için. Ama bu üretim biçiminde işte hızlanacak ya, her zaman insana ihtiyaç olacak. Çünkü o robotu çalıştıracak bir insan olmalı. Yani robotların duyguları yok, hissiyatlar çok kıymetli. O yüzden bizler de robot değiliz ve bizi
Yani bizi yok edemezler. Evet, belki Covid nedeniyle insan sayımız azaldı ama hani her zaman bunu üreten, bu robotu üreten de bir mühendis, bir bilim insanı, bir düşünür. Yani bugün sanata daha önem arz edilecek mesela. O robotlara, insanlar robotlara bakmaktan sıkılacak. Onların üzerine resmedecek insanlar, robotlar gerekecek. Yani belki evinde bir robot olacak ona hizmet eden. Ama belki de, çünkü insani duygularımız var, onu o şekilde görmek istemeyecek. Ne diyecek? Bir sanatçıya ihtiyaç duyacak. Yani o yüzden dünya aslında, o diyalektik süreç var ya, ona doğru da gidip o el emeğine de ihtiyaç çok artacak. Çünkü her şey robotlaşacak. İnsanlar ne arayacak? O duyguları arayacak. Bugün hani toksit ilişkilerden bahsediliyor, uygulamalardaki ilişkilerden bahsediliyor. Bunların yozluğundan bahsediliyor. Bu yozluklar arasında insanlar da kendi alternatiflerini oluşturacaklar bence. Ben sürecin bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü robotların hani kalbi yok, damarı yok, yaratıcı düşünme sistemi yok. Yani o bence çok kıymetli. Biz insan olarak, bizim zaten doğadaki canlılardan farkımız bu. İnsan olarak yaratıcı olmamız ve düşünmemiz. Zaten insanlar insan olmanın hakkını verdiği müddetçe var olabiliyor. Diğer türlü hani örneğin bir köpek, bir kedi insandan daha artı değer katıyor hayata aslında. Ya da bir kuş, onlar zaten Covid-19'da bu karmayı gösterdi bize. En azından Yani çevre dünyanın maliyeti. karmasını. Evet. Gibi. Ya bu son söylediklerin iyimser bir bakış açısı ama burada bir paradoks görüyorum ben. O paradoks şu. Yani bilinç olmazsa sözünü ettiğin yetkinleşme söz konusu olmayacak. Eğer bilinç olmazsa estetik duygular, estetik görü gelişmeyecek. Bilinç olmazsa insanın kendini gerçekleştirme imkanı söz konusu olmayacak. Bilinç olmazsa sanat olmayacak. Bilinç olmazsa Evet, bilinç de kıymetli. nitelikli üretim olmayacak. Ama bir taraftan da bu dijital çağ bizim bilincimizi körleştiriyor. Yani orada bir paradoks var, orada bir O paradigma var. yüzden dijital alanda uzmanlaşmış psikologlara, dijital alanda uzmanlaşan medya okuryazarlarına, iletişimcilere çok görev düşüyor. Ben iletişim bilimini çok seviyorum. O yüzden çok mutluyum. İletişim bilimi çok daha önemli bir aşamaya gelecek. Çünkü bu bilinci onlar sağlayacak. Yani sosyal bilimler çok daha önemli olacak diğer bilimlere göre. Yağmur kitabını okumadığım için kitabın dolayımında bir tartışma yaptık. Ama kitabını nerede bulabilir okumak isteyen insanlar? Nasıl satın alabilirler? Tabii tüm online kitap evlerinde, Amazon'da, bulundukları şehrin eğer üç büyük ilden birindeyse kitap evlerinde de olabilir, istetebilirler. Oralardan temin edebilirler. Yani İdefix, Kitap Yurdu gibi online sitelerden Tabii sipariş online verebilirler. site, Babil, Diyanar, BKM, hepsinden sipariş verebilirler. Hepsinde var, Amazon'dan verebilirler. Yağmur çok teşekkürler katıldığın için. Son olarak Ben söylemek teşekkür istediğin bir şey var mı? ederim. Bilmiyorum yeterince kitabını yani kitabını okumadığım için çok fazla verimli olmadı belki ama seni konuk etmek güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım sorular için. Söyleyeceklerim bu kadar aslında ama gerçekten şunu da belirtmek istiyorum. Dijital çağın farkına varmak gerekiyor ve alternatifleri çoğaltmak gerekiyor. Ve dijitali iyi öğrenirsek çok derya deniz. Yani bugün Stanford Üniversitesi'nde eğitim almamıza gerek yok. Yani bugün gerçekten artık yurt dışındaki eğitim ücretleri çok gereksiz geliyor. Bugün YouTube büyük bir üniversite. Bunları insan ve bir sürü açık üniversite var. İnsanların bunların farkında olup, gerçekten bu nimetin diyeyim, farkında olup bilinçlerini buna doğru yöneltirseler kendilerini geliştirecek çok çok güzel fırsatlar yakalarlar. Yani bugün eline Instagram'ı alıp geçmek değil. Bu aynı şuna benziyor. Televizyon karşısında sürekli zip Zap yapmak. yapmak, evet, bakmak ve bundan hiçbir farkı yok. O yüzden ne diyorduk? Televizyonun böyle şeyleri varsa internetin de bu var. O yüzden iyiye doğru, kendi faydamıza da doğru, kendi ütopyamızı yaratalım. Modern dünyanın içinde kendi alternatiflerimizi çoğaltalım demek istiyorum. Evet, dijital totalitarizme karşı dijital bir demokrasi hareketi başlatalım ama bu hareketi önce Kesin. kendi içimizde devrim yaparak başlatalım herhalde.
Kesinlikle ve demokrasiyi devrimi de sorgulayarak. Çok teşekkürler Aynen. Yağmur. Çok keyifli bir sohbet Ben de oldu. çok teşekkür ederim.